Merhaba sevgili öğrenciler. Dördüncü denememizin matematik çözümlerine başlayalım. Birinci soru, küp biçimindeki bir su deposunun karşılıklı iki duvarı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kenar uzunlukları 20 cm ve 8 cm olan fayansla kaplanacaktır. Küp dediği için kenar uzunlukları birer kare ve iki kenar da aynı fayanslarla kaplanacak fakat farklı şekillerde. Birinci duvar yatay konumda üst üste gelecek şekilde bir kenar 8'in katı, diğer kenar 20'nin katı. Diğer kenar ise yatay, dikey, yatay, dikey ve dikey şeklinde yatayla başlayıp dikeyle bitmiş. Bitiş de yatayla başlayıp dikeyle bittiğine göre 28-28 olacak şekilde. Yani bir kenar 8'in katı, bir kenar 28'in katı olacak şekilde konumlanmış. Bu iki duvar boyutları birbirlerine eşit olduğu için bu kenarın hem 8'in hem 20'nin hem de 28'in bir katı olması lazım. Yani bu üç sayının en küçük ortak katına ihtiyacımız var. Algoritma yaparak, burada uzun uzun anlatmadım size. Algoritma yaparak hesapladığınızda 280 santimetre çıkar en küçük değeri ve bizden metre olarak istediği için de 280 santimetre eşittir 2,8 metreye eşit olur. Yani doğru cevabımız C seçeneği. İkinci soru. Kemal ayrıtlarının uzunlukları 150 cm, 60 cm ve 50 cm olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması biçimindeki kutuyu aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde eşit büyüklükteki dikdörtgen biçimindeki renkli kağıtlarla kaplayacaktır. Şimdi yüzeyleri tek tek düşündüğümüzde A, B ve C şıkkındaki ebatlar yatay veya dikey olacak şekilde kullanılabilir. Yani 50 cm'yi 50'nin katı olan bir kenara denk getirip diğer kenarı 10 cm'ye bölünecek şekilde ki tüm kenarlar zaten ona bölünüyor. Dolayısıyla A seçeneğiyle kaplama yapabiliyorum. B seçeneği ve C seçeneğinde de aynı şekilde yatay veya dikey işime geldiği gibi konumlandırdığım takdirde renkli kağıtları kaplama yapabiliyorum. Fakat D şıkkında her kenar 10'un bir katı ama her kenar 20'nin bir katı değil. Mesela nereyi? Şu gördüğümüz yüzeyi örnek verelim. Şimdi 150 ve şu kenar ne? 50. Şimdi 20 santimetre 150 20'ye bölünmez. Hadi diyelim ki 10 olan santimetrelik kenarlar buraya denk gelsin. Diğer kenar 50 santimetre de 20'ye bölünmez. Yani hiçbir şekilde kağıdı bölmeden bir katlama yapılamaz. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz aşağıdaki tabloda Ali'nin oynamış olduğu aralarında asal oyunu görünmektedir. Ali tablonun sağ üst köşesinden başlayarak sadece yatay ve dikey aralarında asal sayı bulunduğu karelerde ilerlemiş ve aralarında asal olan ilerleyebileceği sayı kalmayınca 8'in bulunduğu kareden çıkmıştır. Şimdi bakalım 2'den başlayıp aralarında asal olduğu için 3'e, arasında asal olduğu için 7'ye, aralarında asal olduğu için 8'e, 5'e, 1'e ve 8'e deyip buradan çıkmış. Ali aynı oyunu aşağıdaki tabloda oynamış. 2'den başlamış. 2 ile aralarında asal olan 7 var. 7'ye gitti. 7 ile aralarında asal olan 8 var. Daha sonra 3 var. 3 ile 14, 14 ile 15 ve çıkışımız 15 olacak. Yani doğru cevabımız D seçeneği. Dördüncü soruya bakalım. 36'nın asal çarpanlarını ayırıp bana örneklendirmiş 2 ve 3 demiş. Aynı şekilde aşağıdaki sayılarda kutu içerisinde x, y, z, t ve k sayıları farklı asal sayılar olacak şekilde yazılmış. O halde 144'ü asal çarpanlarına ayırdığımız zaman 2 ve 3 asal çarpanıdır. O zaman küçükten büyüğe doğru sıralı yazdığı için bize yine küçükten büyüğe doğru yazıyorum. 2 ve 3. 210'u asal çarpanlarına ayırdığımda 2, 3, 5, 7'dir zaten çarpanlarına ayrılmış şekli. X2, Y3, Z'ye 5, T'ye de 7 dedik. 91 asal çarpanlarına ayrılmış şekli 7 ve 13, T 7, K 13. ABC sayısının yine asal çarpanları X ve K olduğuna göre, X2 ve K'da 13 olduğuna göre o halde ABC sayısı 2 çarpı 13'ün yani 26'nın bir katı olacak ama 2'nin kaçıncı kuvveti, 13'ün kaçıncı kuvveti olduğunu bana sorunun sonunda aslında ifade etmeye çalışmış. Yani ne demiş? ABC 3 basamaklı sayısı 600'den büyük, 700'den küçük olacak demiş. Bu şartı sağlayan uygun kuvvetlere baktığımız zaman 2'nin ikinci kuvveti ve 13'ün ikinci kuvveti dediğimiz zaman 676 yapıyor ABC sayısı. Evet bu şarta uyuyor ve bu şarta uyan tek bir tane ABC sayısı var.
Rakamları toplamını benden istemiş. 6, 7 ve tekrar 6'nın toplamı ise 19 yapar. Yani cevap A şıkkı. Beşinci soruya geldiğimizde, bu tip sorularda çocuklar bir örüntüyü yakalamak lazım. Yani uzun uzun sizden 4096'ya kadar 2'nin kuvvetlerini alıp toplamanız istenmiyor. Çünkü bunu yaptıktan sonra bir de şıkları uydurmanız lazım. Bu çok zor ve uzun bir yöntem. O yüzden bir ilişki yakalamanız lazım. Bunun için son toplananları, baştakileri yazmanıza gerek yok. Son toplanan 2'nin kaçıncı kuvvetleri ise onları üzerlerine yazdık. 2'nin birinci kuvveti, sonuç 2 üzeri 2'nin bir eksiği. Son toplanan sayı 2 üzeri 2, sonuç 2 üzeri 3'ün bir eksiği. Dikkat ederseniz son toplanan sayının kuvveti ile şurada sonuçta bir eksiği alınan 2'nin kuvveti, buradaki kuvvetin bir fazlası. 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6. O halde kuralımızı oluşturduğumuz zaman en son toplanan sayı 2 üzeri n ise sonuç 2 üzeri n artı 1'in bir eksiğidir. Gelelim bizden istenen işleme. Son toplanan sayı 4096. 4096 2 üzeri 12'ye eşittir. Bunu algoritma yaparak, yani 4096'yı yazıp 2'ye defalarca bölerek 12 defa bölündüğünü göreceksiniz. O halde sonuç nedir? 2 üzeri 12'nin kuvveti bir fazla olduğu halini aldım. Yani 2 üzeri 13. 2 üzeri 13'ün bir eksiği. Yani doğru cevabımız C seçeneği. Altıncı soruya geldiğimiz zaman bizden bir kural verilmiş. Bu tip sorularda da öncelikle verilen kural dikkatle incelenip muhakkak kural verildikten sonra bir örnek verilmişse bunu da çok iyi incelememiz gerekiyor. Çünkü bu sorular çözüm yöntemi bize sunulan sorular. O yüzden işlem adımlarına, yapılacak işlemlere dikkat etmemiz gerekiyor. Ne demişti bana yukarıdaki kuralda? Yan yana sayıların çarpımları birbirlerine eşit. Yani 25 çarpı 10 üzeri eksi 9 ile t'nin çarpımı, 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 10 ile 0 tam 10.4 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın çarpımları birbirlerine eşit. Ben çarpımları yan yana yazdım. O halde t'yi bulmak için ne yapacağım? Şu alttaki bulduğum sayıya şu yukarıdaki 25 çarpı 10 üzeri eksi 9'u böleceğim. Burada işlemim var. T sayısını bulmak için 0 tam 10.6 çarpı 10 üzeri eksi 16'yı 25 çarpi 10 üzeri eksi 9'a böldüm. Burada kolay yoldan bölme yapmak için 25'i 4 ile genişlettim. Yani neden? Yani 25'i 4 ile genişletmemin, tabi sadece 25'i genişletmiyoruz bu 4 ile. 4 ile hem payı hem de paydayı çarpıyorum ama amacım benim şu payda da 100'ü elde edebilmek. O yüzden 4 ile genişletiyorum. Yukarıyı 4 ile çarptım 2 tam 10'da 4. Aşağıyı 4 ile çarptım 100'ü yaptı. 100 10 üzeri 2'ye eşittir. Dolayısıyla bölme işlemini yaparken paydadaki kuvvetler yukarı paya giderken artıysa eksiye, eksiyse artıya dönüşür. O yüzden 2 tam 10'da 4 çarpı 10 üzeri eksi 16, eksi 9 artı 9 olarak taşıdım. Artı 12, artı 2 idi pardon. Artı 2 idi yukarı, eksi 2 olarak taşıdım. O da 2 tam 10'da 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 yaptı. Yani doğru cevabımız B seçeneği. Yedinci soruya gelelim. Yine bu tip sorularda herhangi bir ifadenin bir harfli ifade karşılığı verilmişse ve sizden yine başka bir sayının o harfli ifade cinsinden değeri isteniyorsa amacımız bize verilen ifadeye benzetmek. Yani 5 üzeri 9'u 5 üzeri 7'yi kullanacak şekilde dönüştürüyorum. Nasıl yazıyorum? 5 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde yazıyorum. Bunu karekökün içerisine aldığım zaman m kare çarpı 5'in karesinden karekök dışına m kare m olarak, 5'in karesi ise ne olarak çıkacak? 5 olarak çıkacak. Dolayısıyla karekök 5 üzeri 9 ifadesi 5m'ye eşit olmuş olacak. Yani doğru cevabımız B seçeneği. Evet, 8. sorumuza başlayalım. 8. soruda aşağıda bir cebirsel ifadeye ait çarpan ağacı verilmiş. Verilen cebirsel ifadeyi incelediğimiz zaman zaten burada bize bir ipucu vermiş. Yani y çarpanının olduğunu söylemiş. Bunu söylemese bile aklınızda olsun, bir cebirsel ifadeyi çarpanlara ayırmanız sizden istenirse ilk aklınıza gelecek çarpanlara ayırma tekniği olan ortak çarpan parantezini alma gelsin. Çünkü ortak çarpan parantezini almadan bazı cebirsel ifadelerde iki kare farkımı veya tam kare ifademi olduğunu görebilmeniz
İlk etapta zor olabilir. Ama bana burada soruda zaten y çarpanının olduğunu söylemiş. O halde y ortak parantezini aldığımız zaman y kare eksi 25 yapıyor. Yani şuradaki boş kutunun değeri y kare eksi 25. Sonra bakıyorum. Y eksi 5 varmış zaten çarpan. Bunun 2 kare farkı olduğunu biliyorum. O halde ne diyeceğim? Y eksi 5 ise diğer çarpan, şurada aşağıda da yazmıştım, y artı 5'e eşit olacak. Yani doğru cevabımız B seçeneği. 9. soruya geldiğimizde şöyle bakalım. Şekiller içerisinde hangi işlemleri yapacağımız bize söylenmiş. Eğer üçgenin içerisinde ise karesini al demiş. Karenin içerisinde ise 4'te çarp demiş. Çemberin içerisinde ise topla demiş. Bana verilen ifadede x karenin içerisinde olduğu için 4'te çarptım 4x. Karenin içerisinde 1 var, 4'te çarptım 4. Üçgen içinde üçgen var ve içindeki sayı ise karekök x. Dolayısıyla karekök x'in karesini aldım x, x'in de karesini aldım x kare yaptı. Hepsi çemberin içerisinde. Çember içerisindeki sayıların toplamlarını al demişti bana. Hepsini toplayıp yazdığım zaman x kare artı 4 x artı 4 x artı 2'nin karesi, yani tam kare ifade. Şimdi bakalım, şıklarda bunu bana direkt olarak vermemiş. Birinci A şıkkına baktığımızda x artı 1, çünkü kareyi alma ifadesi 4 katını alma ifadesi. 4 çarpı x artı 1 benim bulduğum değerle eş değil. B'ye baktım, gene 2x artı 2'nin 4 katı benimle eş değil. D şıkkına baktığımızda üçgen içerisindeki ifadelerin karesi almasını istiyordu. Çember ise toplamayı. X kare artı 4'e eşit. Bu da değil. C şıkkına bakalım. X artı 2, yani çember var en içte. X artı 2. Üçgen ise x artı 2'nin karesi demek. Zaten benim burada bulduğum son ifadeyle birebir aynısı. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. 10. soruya geldiğimizde 10. soruda nesnelerin santimetre cinsinden uzunluğunu ölçmeye yarayan bir mengenede aşağıdaki gibi bir bakır kare levha ölçülmüştür. Buna göre levhanın bir yüzünün alanı kaç santimetre kare olabilir demiş. Şimdi mengenede bu kare olan levha çapraz konumda yerleştirilmiş. Soruda ben de köşegen uzunluğunun, ve bunu artık hepimiz biliyoruz, sorularda çok fazla çıkıyor artık. Kenarlar AA kadarsa köşegen A karekök 2 kadar. Bunu bu şekilde burada çizdim. Şimdi şu mengenenin cetvel olan kısmına baktığımız zaman mengenenin, bu yani daha doğrusu kare levhanın köşegen uzunluğu 5'ten büyük, 6'dan küçük. Bakalım, çünkü 5 ile 6 arasında. 5'ten büyük, 6'dan küçük. A karekök 2'yi kök içine aldığım zaman ne yapar? Karekök 2 a kare yapar. 25 ile 36 arasında. Baktığım zaman yarılarını hesapladığım zaman 12,5 ile 18 arasında olması lazım a kare. Çünkü benden alanı kaç santimetre kare olabilir diyor. Zaten a kare ifadesi alanını veren ifade. Şıklara baktığım zaman da bu şartı uyan tek seçenek B seçeneği, yani 15. 11. soruya bakalım. 11. soruda Mehmet Bey kredi kartı için her defasında bir rakam olan 7 haneli bir şifre belirleyecektir. Bunun için soldan sağa doğru ilk haneye yazdığı rakamın karesini ikinci ve üçüncü haneye. Bakın, bu tarz soruları da böyle yazarak, her söyleneni ifade ederek, yani kendi yazınızı ifade ederek çözerseniz soruyu çok daha rahat anlayabilirsiniz. İkinci defa okuduğunuzda en azından daha dikkatli okumanızı sağlar. Birinci, evet, bir basamaklı sayı olması gerektiğini anladık. Çünkü ilk haneye yazan sayının karesini ikinci ve üçüncü haneye yazıyor diyor. Yani bu ne demek oluyor? Bakın, şurada da söylemiş. İki basamaklı sayının karesi. Evet, iki basamaklı sayının karesini de 4, 5, 6 ve 7. hanelere yazdığını bana söylemiş. O yüzden çizgiyle ayırdığım yerler, burası bir basamaklı, burası iki basamaklı ve burası da 4 basamaklı olacak. Şimdi demiş ki Mehmet Bey'in oluşturduğu şifrenin son rakamı 1 olduğuna göre İlk rakamı 9 olma olasılığı kaçtır? Son rakam 1 demek çocuklar. Yani karesi alınan şuradaki sayının son rakamının 9 ya da 1 olması demek. Şimdi 2 basamaklı tam kare sayıları düşündüğüm zaman sonu 9 olan 49 var. Yine aynı şekilde 2 basamaklı tam kare sayıları düşündüğüm zaman karesi alındığında sonu 1 olan 81 var. 49 neyin karesi? 7'nin. O zaman birinci haneye 7 yazılabilir. 81 neyin karesi? 9'un. Demek ki birinci haneye 9 yazılabilir. Şimdi ben burada neden 1'i almıyorum mesela? 1'i aldığım zaman karesi 2 basamaklı değil. O yüzden
alamıyorum çocuklar. Tek değer sağlayan değer 7 ve 9. 9 olma olasılığı da 2 tane olası durum olduğu için 9 olma olasılığımız da 1 bölü 2 yapıyor. Yani C seçeneği. 12. soruda Elif aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi A, B, C'den L'ye kadar sütunların altına 1'den 100'e kadar doğal sayıları yazmış. Daha sonra her bir sütundaki sayıları keserek o sütunun ismini verdiği kutuya atmış. Yani A kutusunda buradaki sayılar, B kutusunda buradaki sayılar, yani her bir sütunda ait olduğu sütundaki sayılar var. Örneğini de vermiş zaten. A'da demiş ki 1, 11, 21 bu sayılar yazıyor demiş. Şimdi benden istenen şeye dikkat edelim. Ne istemiş benden? Bu kutudan rastgele bir kart çekme olayında kaç kutudan çekilen kartın üzerinde yazan sayının asal sayı veya tam kare olma olasılığı imkansız olaydır. Yani bu ne demek? İmkansız olması demek. O kutuda ne asal sayı olacak ne de tam kare sayı olacak. O yüzden tam kare olan sayıları kırmızıyla, asal olanları da maviyle işaretledim çocuklar. Bunu siz sınav anında zaten göz geçirerek de yapabilirsiniz. Eleme usulüyle de yapabilirsiniz. Böyle daha kısa zaman alır. Şu an ben size anlattığım için uzun uzun anlatıyorum. H sütununa baktığınız zaman ne bir tam kare sayı var içerisinde ne de bir asal sayı var. Sadece tek H kutusu da hiçbir şekilde işaretleme yapılmadı. O yüzden bu şartı sağlayan sadece bir kutumuz var. Cevap A şıkkı olacak. 13. sorumuza bakalım. Bir cebirsel ifadeler özdeşlik sorusu. Aslında özdeşlikle alakalı değil. Pardon, cebirsel ifadelerle alakalı. Seyhan kenar uzunlukları 6x artı 1 ve 8x artı 3 cm olan dikdörtgen biçimindeki kartonu aşağıdaki gibi 3 kez katlamıştır. Kartonun ön yüzü sarı, arka yüzü kırmızı renkli olduğuna göre 3. katlamadaki sarı renkli bölgenin alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Katlama şekillerini farklı renkler kullanarak size göstermeye çalıştım. Yani ait olan kenarlarını. Bu kenar buraya doğru katlandığı zaman şu kenar buraya gelir. Ve dolayısıyla zaten şuradaki kenar ise dikdörtgen olduğu için bu kenarda birbirlerine eşit olur. Yani 6x artı 1. 6x artı 1. İkinci katlamaya geldiğimiz zaman şurada kalan kenar 8x artı 3'ten arta kalan kenar. Yani bunu 8x artı 3'e tamamlayacak şekilde 2x artı 2 yapıyor. Yine bunu aşağı doğru katladığımızda 2x artı 2 burası, 2x artı 2 burası. Üçüncü katlamada aşağıdan yukarıya doğru gene aynı şekilde burası 2x artı 2 olduğu için burası da 2x artı 2 ve burası da 2x artı 2. Şurada kalan bölge ise artık tamamı neydi buranın? 6x artı 1'di. 6x artı 1'den 4x artı 4'ü çıkarttığım zaman 2x eksi 3 yapıyor. Şuradaki taralı kısmın şurada hemen aynısını çizmeye çalıştım. Daha net görelim diye. 2x eksi 3 bulmuştuk bu kenarı. Diğer kenarı da 2x artı 2 bulmuştuk. O zaman alan 2x eksi 3 ile 2x artı 2'nin çarpımı. Dağıtarak çarpma işlemini yaptığımız zaman ve düzenlediğimizde 4x kare eksi 2x eksi 6 yapıyor alan. Yani doğru cevabımız A seçeneği. Evet, 14. sorumuza gelelim. 4 öğrencinin 5 gün boyunca okudukları sayfa sayıları aşağıdaki gibidir. 1. öğrenci her gün farklı bir pozitif tam sayı, tam kare sayı kadar sayfa okumuş. 2. öğrenci her gün farklı bir asal sayı kadar sayı okumuş. 3. öğrenci her gün 2'nin farklı bir doğal sayı katı kadar sayfa okumuş. 4. öğrenci her gün 3'ün farklı bir doğal sayı kuvveti kadar sayı okumuş. Bakın yanlarına hepsi için en azından ilk 4'er 5'er tane değerleri alabileceği değerleri verdim. Tabi bu değerlerden rastgele 5 tanesini kullanabiliyor. Çünkü 5 gün boyunca okuma yapacak. Şimdi şıkları okuyalım. Bir kesinlik ifadesi söz konusu. Benim için olabilir diyorsa eğer, yani eğer ben soruyu okuduğumda evet olabilir diyorsa bu kesinlikle yanlış olamaz. Şimdi A şıkkına bakalım. Aynı gün aynı sayfa sayıda kitap okuyan en fazla 3 öğrenci olmuştur. Bu olabilir mi? Olabilir. Çünkü bakın bir değerini alabilecek 3 tane öğrenci var. Dolayısıyla hepsi birer sayfa kitap okumuş olabilir. Yani 1. 3. ve 4. öğrenciler. O yüzden olabilir ifadesi olduğu için bir kesinlik olamaz. Olabilir. Doğru da olabilir. O yüzden A'yı eledim. B'ye geliyorum. Aynı gün 2 öğrenci aynı sayfa sayıda kitap okumuş olabilir. Evet, bir iki tane örnek verdim burada. Mesela 4. öğrenci ile 1. öğrenci 9'ar sayfa okuyabilir. Yani bir tam kare sayıyla 2'nin veya 3'ünün kuvvetleri olacak şekilde yazabilirim.
Bu da olabilir. Bu öğrencilerden iki tanesi 5 gün boyunca aynı sayfa sayıda kitap okumuş olabilir. Evet, tam kare sayılar alırım. Atıyorum tam kare sayıların yerinde. Yani nedir? İşte birinci öğrenci ile üçüncü öğrenci 5 gün boyunca aynı sayılarda olabilir. Mesela 2'nin tam kare olan kuvvetlerini alırım. Tam kare ile tam kare olur. Yani sayılar eşitlenebilir. O yüzden C şıkkı da olabilir. D şıkkına baktığımız zaman 4 öğrenci en fazla 4 gün farklı sayfa sayıda kitap okumuştur. Yani en fazla 4 demek 5. günde artık farklı sayı değil. Aynı sayılar tekrar ediyor demek ama böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü tam kare sayılarda, asal sayılarda, doğal sayı kuvvetleri de, 2'nin doğal sayı kuvvetleri de ve 3'ün doğal sayı kuvvetleri de sonsuza kadar gider. 5 gün boyunca dediği için bu sonsuz tane sayı içerisinden 5 tanesini seçebilir. O yüzden en fazla 4 değil, en fazla 5 olmalı. O yüzden D şıkkı kesinlikle yanlıştır. Evet, 15. soruya gelelim. Bir grafik sorusu. Bir tatil köyünün ABCD kısımlarında Haziran ayında kalan müşteri sayısı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu tatil köyünün B kısmında 140 müşteri kalmaktadır. Yani benden B'nin karşılığı olan sayı değerini vermiş. Şimdi derecelerine baktığımız zaman A 90 derece, B D 120 derece ve C 80 derece. B'nin derecesini bulalım. Şurada 360 dereceden hepsinin toplamını çıkarttığımızda B 70 derece. Yani 70 derecelik daire dilimi 140 müşteriye karşılık gelmektedir. Yani bu ne demek? Her derecenin 2 katıymış müşteri sayısı. Yani bu bir pratik hesap çocuklar. Normalde orantı kurarak da bunu yapabiliriz. Yani orantıyı nasıl kurarız? 70 derece 140 ise 360 derece kaç kişiye denk gelir der ya da tek tek derecelerini hesaplayabiliriz ama bu uzun yöntem. Aradaki oranı görüyorsak hiç bu hesapları yapmamıza gerek yok. O halde A 90'ın 2 katından 180 kişi, D 120'nin 2 katından 240 kişi, C 80'in 2 katından 160 kişi. Zaten B'yi bana 140 vermişti. Şimdi bir ay sonraki durumları bana aşağıda tabloda göstermiş ve ben buradaki hesabı daha pratik yapmak adına %10 azalma gösteriyorsa bu değer %90'a iner. B kısmında %30 artış gösteriyorsa bu %130'una çıkar sayı. C kısmında %30'luk bir azalma varsa %100'den %30'u çıkarttığım zaman %70'lik kısma denk gelir. Gene D kısmı %10'luk bir artma varsa sayı değeri %110'una çıkar. Direkt çarpma yüzde hesabında çarpmayı kullandım. 180'i 90 bölü 100 ile çarptığımda A'nın yeni değeri bir sonraki aydaki değeri 162. B'yi burada bulduğum %130 ile çarptığım zaman 182. 160'ı %70 ile çarptığımda 112. 240'ı %110 ile çarptığımda 264 ve toplamları 720 müşteri yapıyor. Yani 720 tane müşteri 360 derece ile gösteriliyormuş. Yani bu ne demek? O zaman 182 kişilik bir daire dilimi kaç dereceyle gösterilecek demek? Şurada işlemini de yaptım. Yani 360 dereceyi 720'ye böldüğünüz zaman 1 bölü 2. Yani müşteri sayısının yarısına eşit derece. Bu da 91 derece çıkar. Yani doğru cevabımız B seçeneği. 16. soruya geldiğimizde bir olasılık sorusu. Konya'dan çeşitli şehirlere seyahat eden konfor turizme ait otobüslerdeki koltukların yerleşim düzeni aşağıdaki gibidir. 40 yolcu kapasiteli bu otobüslerde koridorun sağ tarafında tekli, sol tarafında çiftli koltuklar bulunmaktaymış. Koltuk numaraları önden arkaya ve sağdan sola doğru birden 40'a kadar gitmekteymiş. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir yer var. Çünkü 25'e denk gelen, hepsini tek tek yazdım bakın. Üçer üçer gidiyor ama birden başlayıp hep 3 ekleyerek gittik ama şurada 25 var. Yani 25'in karşılığında şu ara kapı diyelim buna. Bu kapının karşısında tek koltuk var. O yüzden oraya dikkat etmek gerekiyor. Yani otomatikman 29'dan sonra 22, 22'den sonra 25 ama 25'ten sonra hemen 1 artarak 26'ya geçiyor ki zaten şurada karalamıştım. Siz soruyu çözerken gördünüz 26 diye yazıyordu orada. 26 yine 3'er ekleyerek devam ettiğimizde 38 zaten 39, 40'da bitiyor. O halde baktığımız zaman benden istenen neydi? Asal rakamlı tek koltuklar. Kaç tane asal rakamlı tek koltuk var? 7, 13, 19 ve 29. 4 tane. Toplam koltuk sayım kaçtı? 40 taneydi. 4 bölü 40'dan 1 bölü 10 yani %10'a eşit. Doğru cevabımız B seçeneği.
17. soruya gelelim. Bir kenar uzunluğu A olan karenin köşegen uzunluğu A karekök 2'dir ve A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B. Evet, bize kök içerisinde alma işlemini vermiş. Şimdi soruya baktığımız zaman Belma aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde ABCD karesini çizmiştir. Belma da karenin DB köşegenini çizdikten sonra D merkezli yarıçap uzunluğu DB olan bir çember çizmiş. Çemberin hepsini çizmedim şekil çok karışmasın diye. Ama köşegeni çizdim bakın. Şuradan cetvel üzerinde DC kenarının 5 cm olduğunu görüyorum. O halde burası da 5 cm. Köşegen uzunluğu 5 karekök 2. Şu nokta noktayı diye gösterdiğim şey şu çemberin tamamı. Şimdi çemberin tamamını da şöyle çizilmiş varsayın çocuklar. 5 karekök 2 bunun yarıçapıysa o zaman merkeze olan uzaklık çemberde her yerde aynı olduğu için neydi? Sayı doğrusunu kestiği yer aslında nedir? Yarıçap uzunluğu kadar olan mesafedir. Şimdi 5 karekök 2 karekök 50 yani 7 ile 8 arasında. Yani bu ne demek? Köşegen uzunluğu yani yarıçap 7 ile 8 arasında. Şimdi D noktası merkezdi. Yani 5'teydi. Eğer sağ tarafta kestiği noktayı bana soruyorsa ne yapıyorum? Bu yaklaşık değere yani 7 ile 8 arasında olduğu için uç değerlerini belirlemek adına 5'e 7 ekliyorum 12, 5'e 8 ekliyorum 13. Uç değerleri buldum. Yani 12 ile 13 arasında sağ tarafta şıklardaki cevap da bu. Diğer cevabımız ise 5'ten 7 çıkartıyorum. O da sol tarafta kestiği yeri bulmak için. Eksi 2. 5'ten 8 çıkarttım. Eksi 3. O da eksi 3 ile eksi 2 arasında. Zaten şıklarda ikisinin aynı anda olması mümkün değil. Ya bu olacaktı ya da bu olacaktı. Sol tarafta kestiği nokta şıklarda zaten yok. O yüzden sağ tarafı kestiği nokta yani D seçeneği doğru cevabımız olacak. Evet, 18. soruya gelelim. Aşağıdaki sütun grafiği bir belediye otobüsünün duraklardan ayrıldıktan sonra yolcu sayılarını göstermektedir. Sütunların tam ortasına değerlerini yazdım. Sizler de sınav anında dikkat dağınıklığına neden olmaması açısından çocuklar. Hani gözle görebileceğiniz şekilde bu sütunların içine, üstüne bir yere değerleri yazarsanız soruya daha hakim olarak çözersiniz. Özellikle bu şekilde grafiklerle ilgili doğru yanlış sorularını çözerken. İkinci durakta bu otobüsten 7 kişi inmiş, 5 kişi binmiş. Yani eksi 7 artı 5 olarak nitelendirdim bakın. Yani 2 yolcu eksilecek demek. Evet, ikinci durak olduğuna göre birinci duraktan 2 yolcu eksilecek. 58 doğru. Üçüncü durakta bu otobüsten 1 kişi inmiş ve otobüse 8 kişi binmiş. Yani eksi 1 artı 8'den 7 yolcu eklenmesi lazım. İkinci durakta 58 kişi vardı. 58'e 7 ekledim. 65 yaptı. Doğru mudur? Evet. Beşinci durakta bu otobüsten 9 kişi inmiş. Yani eksi 9. 80'den ne yapacağım? 9 çıkarttığımda 5. durakta 71 kişi kalıyor. Doğru mu? Evet, doğru. 6. durakta bu otobüsten 19 kişi inmiş, otobüse 1 kişi binmiş. Yani eksi 19 artı 1 dediğim zaman eksi 18 yapıyor. 71'den eksi 18'i çıkarttığımda 53 yolcu olduğunu bana söylüyor. Ama grafiğe baktığımızda kaç yolcu kalmıştı durakta? 52 yolcu kalmıştı. O yüzden yanlış olan cevabımız D seçeneği. Evet, 19. soruya bakalım. Aşağıda ABC paralel kenarı AC köşegeni boyunca kesilerek iki tane üçgen elde ediliyor. Ve bizden istenen ise bu üçgenlerin çevreleri toplamının paralel kenarın çevresinden ne kadar fazla olduğu. Şimdi sorunu uzun uzun da yapabiliriz çocuklar. Yani ne yaparız? Paralel kenarın çevresini hesaplarız. Sonra üçgenin tek tek çevrelerini hesaplarız ve birbirlerinden çıkarırız. Bu uzun yolu. Ama soruyu mantıklı düşündüğümüz zaman zaten paralel kenarlar ortadan kesildiklerinde iki tane eş üçgen çıkmayacak mı ortaya? Evet. Ve şu kenarların haricinde ekstra eklenen kenar şu 5 karekök 5'lik kenardır. O halde hem bu üçgende hem de bu üçgende fazladan ortaya çıkacak olan kenar 5 karekök 5 kenarı. Dolayısıyla her ikisinde de mevcut olduğu için aradaki fark 10 karekök 5 oluyor. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet, son sorumuz 20. soru. Yine bir çarpanlara ayırma özdeşlik sorusu.
Aşağıda verilmiş olan eşit konulu terazinin kefelerinde bulunan cebirsel ifade birbirlerine eşit olduğunda terazi denge konumunda olur demiş. Buna göre denge konumunda olan yukarıdaki terazinin soru işareti yerine gelmesi gereken cebirsel ifadeyi soruyor. Evet, kefenin sol tarafına baktığımızda bir tam kare ifade görüyoruz. 3x artı 4y'nin karesi. Neydi pratik yolumuz? Birincinin karesi çarpı ikisini artı ikisinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi. Sağ kefeye baktığımızda 3x kare artı 4y kare verilmiş. Eksik olan değerleri şurada altta mavi ile yazdım. 3x kare olduğuna göre geriye 6x kare kalıyor. 4y karesi zaten varmış. Geriye 12y kare kalıyor. Ve 24xy ise şuraya ya eksik yazmışım çocuklar. 24 olacak. 24xy ise burası olacak. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Evet çocuklar, beni dinlediğiniz için, sınavlara katılıp zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize bu zorlu maratonda başarılar diliyorum. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Hepinize başarılar.